ambulans bile böylece ihtiyar. Ne ihtiyar o ya? Zaten hava o ambulans bile böylece ihtiyar. Ne ihtiyar o ya? Girişimde bulunması halinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceğine dair beyanı da Siverekliler'in konuya verdiği ciddiyetin ifadesi olduğunu söylemek isteriz. Ayrıca o yüzden bugün Siverek İl Yapma ve Kalkınma Derneği'nin yapmış olduğu bu açlık greve, bu anlamlı greve, bu haklı greve ve bu onurlu göreve destek veriyor, ölümüne onların yanında olduğumuzu iddia ediyoruz ve varız burada izliyoruz. Şeyh Muşöz İpek, Siverek Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Vahit Sevdalı Gıda Maddeler Odası Başkanı, Ahmet Kuyanay Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Gelener Siverek Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği Genel Sekreteri, Cevdet Ökenek Siverek Feneri Dernek Başkanı, Halil Yarış, CHP Siverek İlçe Başkan Yardımcısı, Süleyman Mızrak, Ahmet Yıldız, Mahmut Yakut, Sefa Karalı, Ferit Kayış Kıran, Cihat Tüm, Lütfü Küçük Bayrak, Siverek Vilayet Yapma Kalkındırma Dernek Başkan Yardımcısı, Mahmut Özdoğan, Siverek Gıda Maddeler Odası, Bilal İncan, Siverek Vilayet Yapma Derneği Üyesi, Habeş Akgül Ayvanet Mahallesi Muhtarı ve 12 yaşındaki küçük Siverekli Yahya Kuyanay. Teşekkür ederim. Şimdi de memleketimizde Puan Tur Siverek temsilcisi ve Suudi Arabistan'da Siverek'i rehber olarak temsil eden değerli kardeşimiz Mehmet Putlu'yu mikrofona davet ediyor. Allah'ın selamı bütün cemaatin üzerinde olsun. Gecemiz hayırlı olsun. Değerli kardeşlerim, sayıdeğer Siverekli hemşehrilerim,
Gerçekten bundan bir ay önce değerli abilerimiz bizi çağırdılar. Sivere İl Yapma Derneği diye. Gittim, ben kendimden utandım. Yani 1971 doğumluyum. 1923'ten itibaren Siverek'in il hakkı elinden alınmış ama hiçbirimizin haberi yok. Yani bizim tarlamıza ne ekilmiş ne biçilmiş, biz Siverek halk olarak bundan benim haberim yoktu. Ya suç bizde, bende, ya da bunu halka indirmeyen değerli abilerimizin suçudur. Ve televizyonda gösterilen çalışmaları görünce, derslerini güzel yapmışlar ama halka inememişler. Satış yok. Çoğu insanlar bilgisi vardır ama satışı beceremezler. Bu bir ticarettir. Ama gerçekten güzel bir çalışma. Yalnız değerli abilerimiz hep elit tabakayla hareket, halk hareketi yok. Hiç halkın içinde olmamış bir hareket. Peygamberimizin hayatına baktığı zaman halkı öne almıştır. Bütün liderler topluma nasıl çıkmışlarsa bizim de çıkışımız öyle olacaktır. Yani sadece il yapmak için yok, hayır, Siverek'in bilinçlenmesi gerekir. Evet, bilinçlenmediği müddetçe sağlıklı bir büyüme olamaz. Bir at bir nalı, bir nal bir atın, bir at bir halifeyi, bir halife bir devleti batırabilir. Eğer o at nal olmasa at onu götüremez. O at olmasa halife düşer. Halife düşerse iktidar düşer. Siz o nalsınız. O nalın kıymetini bilmemiz gerekir. Hep bizi belki gelip söz verdiler, başbakanlar bize yalan söylediler. Olabilir. Zaten politik olarak hep yalan üzerinde. Ama peygamberler siyaset yapmışlardır. Siyaset idare etme sanatıdır. Değerli kardeşlerim, cemaatle birlikte hareket etmek ve hiçbir zaman yılma yok. Toplumun yanına çıkmamız gerekir. Toplumu bilinçlendirmemiz gerekir. Özellikle gençler, 55-60 yaşından sonra hayır yok. Kesinlikle gençlerin bilinçlenmesi gerekir. İktidar da biziz, lider de biziz, milletvekili de biziz, belediye başkanı da biziz. Ama biz kendimizi nal kabul ettiğimiz zaman, bir nal bir atı, bir at bir padişahı, bir padişah bir devleti. Çok önemlidir. Bütün liderler bu şekilde hareket etmişlerdir. Hal, topluluk. Yani başkasına lider aramaya gerek yok. Kendimizi güvenirsek, o bilinç bizde olursa lider biziz. Bizi idare edenler, onların eğitim seviyesi ne? Hayır, seviyeleri değildir. Ama güvencemizi kaybettiğimiz için herkes bizi politik olarak yönetiyor. Bundan sonra biz nal olacağız. Her seçim esnasında bu Siverek'in menfaati için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekir. Bu da toplumun, gençlerin bilinçlenmesi gerekir. Allah hepinizden razı olsun. Gazamız bu. Değerli Mehmet kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bir kitapta okumuştum. Bir tavuk bir kartal yumurtasını alıp götürüp kuluçkaya koyuyor, üzerine yatıyor. Sonra o kabuk çatlıyor. İçindeki yavru kartal çıkıyor. Anne tavuk ona diyor ki sen bir tavuksun. O bir tavuk gibi yiyor, tavuk gibi içiyor ve tavuk gibi uyuyor. Bir gün göğe bakıyor, bir kartal uçuyor süzüle süzüle. Anne tavuk ona diyor ki sakın yukarıya bakma. O kuşların padişahı bir kartaldır. Senin baban da deden de ona çok özendi ama asla onun gibi olamadılar. O kartal büyüyor.
yiyor, içiyor, tavuk kümesinde ölüyor ve bir tavuk mezarlığına gömülüyor. Ama aslında o bir kartaldı. Sizler birer kartalsınız. Ama büyüklerimiz maalesef bilinçsiz olduğundan bize hep dediler ki siz yapamazsınız. Siz oturun yerinize. Sen kim? Onlar kim? Sen onun gibi olamazsın. Benim neyim eksik? Allah ona 4 göz, bana 2 göz mü verdi? Hayır. Allah bize de 2 göz verdi, onlara da 2 göz verdi. Ama biz kullanmasını bilmezsek, bakar kör olursak işte bizi böyle süründürürler. 83 yıl önce elimizden il hakkını alırlar ve vermezler. Biz de 83 yıl boyunca hep gideriz, sandık başına oylarımızı kuzu kuzu veririz. Dileğim odur ki bu açlık grevi bütün memleketimizde, Siverek'te iyi ses getirir. Bundan sonra da genç arkadaşlarımızın ve Siverek sevdalısı hemşehrilerimiz getirecekleri güzel fikirlerini biz harmanlarız. Onları elekten geçiririz. En uygun olanını ortak akılla belirleriz. Ondan sonra uygulamaya sokarız. Menekşe gözler. Oh,
Yarın saat 10'da buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sevgili Siverek sevdalıları, bu organizasyonda bize maddi ve manevi katkı sunan değerli belediye başkan yardımcılarımız Sayın Cuma Yılmaz, Mustafa Hivi Abukoğlu, Ali Gelener ve basın mensubu arkadaşlar ve sponsorluklarıyla maddi manevi katkı sağlayan başta Can Reklam, Zümrüt Optik, Siverek Kuyumcular ve Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Siverek Hedef Gazetesi, Paşa Sofrası, Mühendisler Toprak Tahlil Laboratuvarı, Mega Market Alışveriş Merkezi, Kültür Kafe, Fırat'ın Sesi Gazetesi, Rüya Sosyete Pazarı, Foto Güneş, Aymaz Bilgisayar ve Piyasa Alışveriş Merkezi'ne katkılarından dolayı sonsuz saygı ve sevgilerimizi göstererek başarılar diliyorum. 1959 tarihinde Siverek Ortaokulu 1A sınıfı 322 numaralı öğrencisi olan İhsan Sezal, o tarihte Sayın Başbakan Adnan Menderes'e yazdığı şiir: "Tarihiyle meşhurdur bizim güzel Siverek, kahramanlık yatağı bizim güzel Siverek, taşıyla toprağıyla meşhurdur bu Siverek, çalışkan insanlarıyla meşhurdur bu Siverek, vilayete layıktır bizim güzel Siverek." Şu an bu bahsettiğimiz İhsan Sezal, o zaman ortaokul bir sınıfı öğrencisiyken, şimdi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi'nde dekanlık görevi yapmaktadır. Büyüklerimizle iftihar etmekteyiz. Siverek nice cevherler yetiştirmiştir. Siverek Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği'nin başlatmış olduğu 24 saatlik açlık grevi programına başta Koçali Aymaz, Ayhan Ekinci, Hacı İnan, Şeyh Musöz İpek, Abdülvahit Sevdalı, Ahmet Kuyanay, Mustafa Gelener, Cevdet Ökenek, Halil Yarış, Süleyman Yılmaz, Süleyman Mirak, Ahmet Yıldız, Mehmet Yapuz, Sefa Karalı, Ferit Kayışkıran, Cihat Tüm, Lütfi Küçükbayrak, Mahmut Özdoğan, Bilal İncaz, Habeş Akgül ve Yahya Kuyanay. Bütün bunlara vermiş olduğunuz destekten dolayı tekrar hepinizi saygıyla selamlıyor ve kutluyorum. Geceniz mutlu ve huzurlu geçsin. Thank you.
Bir de saz ekibiyet olması için gerekiyorsa kepenk kapatalım. Gerekiyorsa yolları kapatalım. Gerekiyorsa yürüyelim. Gerekiyorsa miting düzenleyelim. Biz de dedik ki biraz sakin olalım. Dernek Sivereyi Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği zaten 19 yıldır bu mücadeleyi veriyor. Eğer sizdeki bu aşk, bu şevk böyle devam ederse değil Siverek, biz Sivere'yi inşallah başkent yapacağız. Gerekirse yürüyeceğiz, gerekirse miting düzenleyeceğiz. 83 yıl önce elimizden alınan il hakkını nasıl olursa olsun eninde sonunda alacağız. Er mi yaman, bey mi yaman? Görecekler. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, ilçemiz siyasi partilerinden Demokratik Toplum Partisi Teşkilatı'na, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürümüz Sayın Hasan Baydilli'ye, Madeni Eşya ve Sanatkarları Derneği Hacı İnan'a, Marangozlar Odası Derneği Başkanı Sayın Kafır Ordu'ya bize vermiş oldukları destekten dolayı huzurlarınızda hepsine dernek adına teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yağma yağmur ya.
Sürekli devlet
devletinin yanında yer almış ve devleti yönetenlere hep saygılı olan bu vefalı ve civan mert insanların 83 yıl önce 26.06.1926 tarih ve 8777 sayılı Teşkilat-ı Mülkiye Kanunu ile il hakları elinden alınmış ve ilçe yapılmıştır. Demokratik, layık, sosyal hukuk devletinde müktesep hakların anayasa ve yasalarla korunduğu söylendiği halde müktesep hakkımızın iade edilmesi için yarım asırlık taleplerimiz ve demokratik çalışmalarımızın sonucunda devletimizi idare edenlerden 40'ı aşkın devlet adamlarının kesin sözlerine rağmen halen hakkımız iade edilmemiştir. Ancak ara seçimlerde birkaç oy fazla almak uğruna hesapta olmayan ilçeler il yapılmış ve Sivere'ye verilen sözler yerine getirilmemiştir. Kentimizin vefalı, saygılı ve iyi insanlarına devleti idare eden siyasi liderlerimizin yarım asırlık zaman dilimi içerisinde verdikleri bu kesin sözlerine rağmen sözlerini yerine getirmemiş olmaları ile vefasızlığın en acı örneği sergilenmiştir. Devleti idare eden siyasi liderlerin devlet adına verdikleri sözler devleti taahhüt altına koymuyor mu? Devlet adamının verdiği sözlere inanıp umut bağlayan vatandaşları hayal kırıklığına uğratmak doğru mudur? Devlet adına söz verip sözünü yerine getirmemek devletimizin saygınlığına zarar vermiyor mu? Devlette devamlılık esas olduğuna göre şu anki hükümet ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri Sivere'nin il hakkının iadesiyle ilgili yasayı çıkarması gerekmiyor mu? Yıllarca devlet büyüklerimizin sözlerine umut bağladıktan sonra umutsuzluğa kapılarak feryat etmekte haksız mıyız? Dernek olarak büyüklerimizden almış olduğumuz mücadele bayrağını 19 yıldır dalgalandırmak için amatörce mücadele ettik. Ve bu mücadelemiz sonuç alınıncaya kadar devam edecektir. Dernek olarak çalışmalarımız yalnız Sivere'nin müktesep hakkı olan il hakkının iadesiyle sınırlı olmayıp kentimizin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, sanayi, hayvancılık, ziraat gibi konularda da kalkınması, gelişmesi ve işsizliğin azalması için bir dizi çalışmalar yapılmıştır. Tarihte Siverek'lilik ruhu canlandırılan, meydana gelen birlik, beraberlik ve kardeşlik sonucunda Çanakkale'de, Hasankale'de, Urfa'nın ve Antep'in kurtuluşunda ve milli mücadele ülkesi için mücadele eden yiğit, civan mert ve sözünün eri Siverekli, şimdi de birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde il hakkı alınıncaya kadar demokratik mücadelesini sivil toplum örgütleriyle ve halkımızla birlikte devam ettirmektedir. Diyarbakır, Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Mersin illerindeki kültür ve yardımlaşma derneklerimiz de bu mücadelede aydınlarımızla birlikte yanımızdadır. Sivere'yi il yaparak aslına döndürecek olan siyasi iktidarları Siverekliler unutmayacak ve Siverek tarihine altın harflerle yazılacaktır. Sivere Vilayet Yapma ve Kalkındırma Derneği'nin düzenlemiş olduğu açlık grevi bugün saat 10'da başladı ve yarın saat 10'a kadar devam edecek. Biz Siverek için gerekirse bir ay bile açlık grevine girmeye hazırız. Sizler de hazır mısınız? Yarın saat 10'da açlık grevinin son bulması anında bu kalabalığı yine hepsini yanımızda istiyoruz. Buradan davul zurna eşliğinde Hürriyet Caddesi'nden derneğimiz binasına kadar yürüyeceğiz. Bütün arkadaşların katılmasını arzu ediyor. Saygı ve sevgilerimizi duyuruyoruz. Bu güzel gecede gerçekten Siverek ilini temsilen burada bulunuyorsunuz. Bunun için daha önce sizlere teşekkür ediyorum. Siverek'i Vilayet Yapma Derneği yıllardan beri yakından takip ediyorum.
Siverek'imizin gelişmesi için, ilerlemesi için, çağdaşlaşması için elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Bu vesileyle Koçali Başkanıma hasreten teşekkür ediyorum. Bizler eğer bir olursa, beraber olursa gerçekten yapamayacağımız hiçbir iş yoktur. Bugün geçmişten eğer Siverek il hakkı elinden alınmışsa bu hakkın elde edilmesi için elimizden ne geliyorsa el birliğiyle yapabiliriz. Ve bu hakkı elde edebiliriz. Buna inanırsak bunu yaparız. Bu nasıl olacak? Siyasileri buraya davet ederek. Siyasileri gerekirse protesto ederek. Bu akşam bir avuç insan, Siverek sevdalısı buralara. Milletvekillerimiz nerede? Neden onlar şu anda burada değil? Yıllarca Siverek halkına söz verip sözünü yerine getirmeyen siyasiler nerede? Bunun hesabı sizler tarafından, Siverekliler tarafından sorulmalıdır. Tabii ki sandıkta. Eğer gerekirse ki bu bir noktadan aslında suçtur sandığa gitmemek ama gerekirse bu tepkimizi sandığa gitmeyerek ama güç birliği yaparak. Bugün bu eylem burada başladığı zaman ben buradaydım. Birçoğunuz beni tanıyorsunuz. Ben imamım. Camiye gitmem gerekiyordu. Hutbe hazırlamam gerekiyordu. Ne acıdır ki şu kalabalık yoktu. Bu Siverek, Siverek'i vilayet yapma derneğinin mi yoksa bütün Siverekliler'in mi? 200 bin nüfusu olan bir ilçe değil miyiz? Niye biz il olmayalım ki? Niye biz buna sahip çıkmayalım ki? Şunu unutmayın, ağlamayan bebeğe mama vermezler asla. Siz ağlayacaksınız, siz kazanacaksınız. Ve eğer çaresizseniz, çaresizsiniz. Çaresizseniz, çaresizsiniz. Bunun dışında hiçbir şey yoktur. Hepinize saygılar, teşekkür ediyorum. Onda hepiniz, ama hepiniz burada olup Siverek Milliyet Yapma Kalkınma Derneği'ne kadar yürüyüş yaparak boy gösterisi yapmak istiyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi derneğimizin çalışmalarıyla ilgili ve üye sayısını arttırmayla ilgili yine derneğimiz Başkan Yardımcısı Sayın Lütfü Küçükbayrak'ı mikrofona davet ediyorum. Biz dernek olarak bugüne kadar bizi destekleyen bu kadar kalabalığı göremediğimiz için bu akşam görmüşken 90'da kurulmuş derneğimizin üye sayısı 230 arkadaşlar. Hükümetin bize Ankara'dan bir bakış açısını size açıklamak istiyorum. Şimdi adamlar bize nasıl bakıyor? Sayınız kaç? 230. 110 bin nüfuslu bir ilçede yaşıyoruz. Derneğimiz 230 ve kıyameti kopardık. Ne kadar inandırıcı oluruz bilmiyorum, siz düşünün. Hiç inandırıcı olmaz çünkü adamlar diyecek ki arkanızda 230 kişi var. Biraz önce hocam çok doğru söyledi. Aynı paralelde konuşuyoruz aslında. Bizim hedefimiz 109 bin üye. Yani tamamen Siverek'in hepsi. Gönlümüzün istediği, içimizden geçen bu. Yalnız en azından her evden bir üye alabilirsek en az benim aklımdan, gönlümden geçen bu süre içerisinde 10 bin üye hedefini yakalayabilirsek inanıyoruz ki Ankara'da ses getireceğiz. Ankara bizi duyacak. Duymak zorunda. Vekillerimiz bizi duyacak. Hocam milletvekilleri yok dedi ya, 10 bin üyesi olan bir dernek için milletvekilleri biz burada otururken belki aşağıda nöbet bekleyecekler. Bizimle beraber olmak zorunda. Siverekli, sen Siverek'lisin. Siverek'e sahip çıkacaksın. Arkadaşlar, bugün, bu akşam, yarın bizimle yürümeyen, bizimle oturmayan, bizimle aç kalmayanların yarın biz yanında olmayacağız. Bunu böyle bilirsin. Teşekkür ediyorum. Dernek Başkan Yardımcımıza konuşmasından dolayı teşekkür ediyorum.
Şimdi de Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Sayın Hacı İnan'ı davet ediyorum. Bizler Siverekli olarak niye Siverekliğimizi yapmıyoruz? Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Hasankale'de, Urfa Kurtuluş Savaşı'nda Siverekli olarak hep mücadelemizi vermedik mi? Oysa bugün elimizden alınacak olan il hakkımızın mücadelesini veremiyoruz. Sayın Başkanımız Koç Ali Aymaz'ı yalnız bırakıyoruz. Bizler Siverekli olarak niye davamıza sahip çıkmıyoruz? Arkadaşlar, bundan birkaç gün önce Show TV'de 4 ilçenin il olacağını duyunca bizim de bir şeyler yapamamız gerektiğini tanısına vardım. Tabii ki biz bu ilçelerin il olmalarına kesinlikle karşı değiliz. Olamayız da. Benim için Siverek'in ilk il olma hakkı sanki bugün elimizden alınmış gibi oldu. Siverek'in bu il olacak ilçelerden fazlalığı var, eksikliği yoktur. Bizler bu saatten sonra Sayın Başkanımız Koç Ali Aymaz'ı, bizler diyorum 7'den 70'e tüm Siverekler başkanımızın arkasından durmaya söz vermeliyiz. Ve gerekli adımları atmalıyız, sözü tutmalıyız. Bu dava yalnız Koç Ali Aymaz'ın davası değildir, tüm Siverekler'in davasıdır. Bu yapılan Siverek'e ve başkanımızın verdiği mücadeleye ayrıca siz de yeni Siverekler'e büyük bir haksızlıktır. İnanıyorum ki ilk olacak bu 4 ilçe başkanımız ve Siverek halkı kadar il olmak için mücadele vermemiştir. Yetkili merciler bu il yapılacak 4 ilçenin altyapısına, sokaklarına, park ve bahçelerine, temizlik hizmetlerine, içmek kullanma suyu ve kanalizasyonuna ve de yol yapına baksınlar. Bir de benim Siverek'imde yapılan çalışmaya baksınlar. Bence onlardan farklılığımız apaçık ortadadır. Bu arada Siverek için gecesini gündüzüne katıp yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Ali Murat Bucak ve ekibine, esnaf ve sanatkar arkadaşlarımın ve tüm Siverekli hemşerinin adına teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, benim burada anlamadığım bir şey var. Bizim il olmama gerekçemiz nedir? Bize bir eksikliğimiz varsa söylesinler. Ona göre kendi eksikliğimizi giderelim. Ama ben tarafsız bir gözle baktığım zaman gerçekten fazlalığımız var, eksikliğimiz yoktur. Bugünden itibaren bu aklı davamıza sahip çıkalım. Ayrıca elimizden ne gelir diye asla düşünmeyelim. Emin olun ki birlik olduğumuz vakitte çok şey yapar. Hiç olmazsa dükkanlarımızı, kepenklerimizi bir gün önüne indirebiliriz. Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Sayın Hacı İnan'a konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen varsa buyurun. Bizler çok çekmişiz çile, Siverek'in il olmalı. Gelin hep birlik beraberlik olalım, gelin seferber olalım, alalım hep iyi haber, Siverek'in il olmalı. Sevelim hep sevilelim, barışalım hep gülelim, daima bayram edelim, Siverek'in il olmalı. Yeter artık bu cehalet, bulalım özde kemalet, bitsin artık bu husumet, Siverek'in il olmalı. Yıllarımız acı dolu, bırakalım sağı solu, Siverek'in tarih dolu, Siverek'in il olmalı. Böyle bir yere varılmaz, cehaletle yol alınmaz, kamil toplum hiç yorulmaz, Siverek'in il olmalı. Ne olacak bu halimiz, il olmalı bu ilçemiz, yükselmektir tek gayemiz, Siverek'in il olmalı. Muhterem analar, babalar, ey kardeşler, ey bacılar, ele geçmez bu zamanlar, Siverek'in il olmalı. Benim canım öğretmenim, minik canlar sevenlerim, gelin el ele verelim, Siverek'in il olmalı. Benim vefakar esnafım, usta sanatkar sarrafım, hep yükselmekten tarafım, Siverek'in il olmalı. İşçim, memurum, hamalım, köylüm, şehirlim, zavallım, birlik beraber olalım, Siverek'in il olmalı. Bugüne dek sahipsizdik, sahipsiz bugüne geldik, bugün hep el ele verdik, Siverek'in il olmalı. Hükümetten dileğimiz, il olmalıdır ilçemiz,
Öz hakkım inan tertemiz, Sivereyim il olmalı. Yeter artık bu çileler, bu hakkımızdır bileler. Yüzlerini çevirmeyeler, Sivereyim il olmalı. Bu güzel şiiri yazan, araştırmacı yazan gazeteci arkadaşımız, o da bir Siverek sevdalısı, Sayın Ramazan Özgül Tekin'e buradan bir alkış. Ağzına sağlık Sayın Ramazan abi. Neden bir araya gelmiyoruz? Herkesin şikayeti var. Ben buna katılmıyorum. Biz gerçekten burada bir kalabalık oluşturduk ve her dönemde oluşturduk. Çünkü Siverek'lerin bir özelliği var. Suyundan mıdır, ekmeğinden bilinmez. Her Siverekli bir liderdir. Yüzlerce lideri yan yana getirmek de marifettir. Onun için bence her zaman böyle başarılar kolay kolay yakalanmaz. Şimdi düşünebiliyor musunuz 83 yıl boyunca sürdürülen bir mücadele? 83 yıl boyunca, şahsen ben dedemin babasının ismini hatırlamıyorum. Koskoca bir asır. Bir asır bir dava devam ediyorsa, sürdürülüyorsa burada başarı vardır, başarısızlık yoktur. Onun için Siverekliler her dönemde başarılı olmuştur. Ama yönetenleri, idare edenleri, seçtikleri vekilleri layıkıyla görevini yapamamışlarsa bu da Siverekliler'in suçu değil, onların aybı. Şimdi Siverek tarihinde Vilayet Yapma ve Kalkınma Derneği gerçekten bir çığır açtı. Bugüne kadar çeşitli mücadeleler verdi. Ama benim gönlümde iki tane büyük mücadele kaldı. Bunlardan biri siyasilere yalan vaatlerinden dolayı dava açmasıydı ki bu Türkiye siyasi tarihinde de çok ahlaki bir davadır. Buna kimse cesaret edemedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın, hiç kimse liderlere efendim demezken onlar ulan siz yalancısınız, sizi hukuk önünde hesaplaşmaya davet ediyoruz deme cesaretini gösterdiler. Siverekler sadece Siverek'in davasını sürdürmediler. Bence Türkiye demokrasisine dürüstlük, etiklik hakkında da iyi bir ders verdiler. Bunlar az şeyler değil. Gönül isterdi ki elbette binlerce Siverekli olsun. Ama dedim ya, ya suyundandır ya huyundandır. Herkes, hepimiz birer lideriz. Eğer hepimiz bugün 100 kişi yan yana gelebiliyorsak, inan edin Siverek'i değil, Türkiye'yi de idare edebiliriz. Benim ikinci büyük eylem ise bugün içinde bulunduğumuz eylemdir. Bu akşam internet sitelerine baktım, haber ajanslarına baktım. Tümünde Siverek'in açlık grevi vardır. Yani bizim gibi ilaka elinden alınan başka ilçe yok mudur? Bir gün bunlarla ilgili bir haber gördünüz mü? Görmediniz. Mahkemeye Siverekler götürdü, Siverekler açlık grevine girdi. Siverekler, inanıyorum ki bundan sonra daha da birlik ve beraberlik içinde mücadelelerini sürdürecekler. 83 yıl, bir asır bu davayı sürdürmek, kitlelere unutturmamak da büyük bir başarıdır. Ha diyoruz ki gençler niye ilgi göstermiyor? Biraz da kendimizi eleştirelim. Biz derneği hakkıyla gençlere anlatabildik mi? Ben şahsen gençlerimizi suçlamıyorum. Ha nasıl anlatılır? Böyle etkinliklerle, böyle etkinlikler yaparak derneği gençlere anlatabiliriz. Biz belli bir esnaf kesiminin dışına çıkamadık. Çünkü bunun hem ekonomik maliyeti vardır, hem genç, dinamik üyelerin verdiği destekle ancak bu işler olur. Ben inanıyorum ki bu tür eylemler Siverek'e birçok şey kazandıracaktır. Yani biz il olmasak da ben gerçekten yanmıyorum. Niye yanmıyorum? Eğer biz memleketimizin davası için gece saat 11'lere kadar bu soğuk havada bekliyorsak biz başarmışız, başaracağız. Hepinize saygılar. Değerli basın mensubu arkadaşımız Sayın Mehmet Şükrü Dolaş'a teşekkür ediyoruz. Derneğimizin başlatmış olduğu açlık grevine destek verdiklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Küçük sanayi sitesi esnaflarından da derneğimizin açlık grevine vermiş oldukları destekten teşekkür ediyoruz. Şimdi de ben daha yeni haberdar oldum. Siverek'ten Medeniyetler Derneği ve Barış Derneği Başkanı Sayın Mehmet Emin Menteş'i davet ediyorum. Merhaba, ben Mehmet Emin Menteş. Medeniyetler Arası Dostluk ve Barış Derneği'nin genel başkanı. Şimdi bir şey söyleyeyim, biraz kendimizden bahsedelim. Bu derneği 2006 yılında kurdum. Kurduğumuz zaman burada bir polis memuru bakıyordu dernek işlerine. Hakikaten merak ettim. Niye Siverek? E tabi biz dinamiyiz. Neden olmasın dedik. Öyle dedi ki, burası küçük. Kaldırmaz. İnsanların kapasitesi buna yetmez. İnanmak. Yetmiyormuş. Kendini vilayet yapamayan bir Siverek, yok da buna destek vermeyen bir Siverek halkı, nasıl böyle bizim kurulmuş olduğumuz uluslararası, ki aynı zamanda uluslararası bir kuruluş bizimki, nasıl böyle bir kuruluşa sahip çıkar? Çıkamaz. Şimdi gençlerle ilgili biraz bir şeyler söyleyeyim. Gençler neden geri kalıyor? Kendimden örnek vereyim. Yıllardır biliyoruz. Siverek Vilayet Yapma Derneği var. Biz de ilgisiz kaldık. Birileri uğraşıyor bizim dışımızda. Biz hep başkalarından bekledik. Birileri bizim adımıza konuşsun. Biraz da umut kırıklığı var. Bunca yıldır gelen ta Cumhurbaşkanı yalan söylemişse kimden ne bekleyeceğiz? Söylemedi mi Sayın Başkanı? Söylediler. Şimdi biz kime güveneceğiz? Belki Tayyip Erdoğan sesimizi duyar. Belki duymaz. Belki gözünmüş gücenmiştir bize. Biz kendisine 9 tane milletvekili verdiysek bize bir belediye başkanlığını çok görmemesi gerekir diye düşünüyoruz. Belki yanlış, belki doğru. Artık öyle bir noktaya gelmiş ki Siverek, patlama noktasına gelmiş. Şu yanı başımızda es kaza kazara bir ilçe, vilayet olacak. Ve biliyor musunuz? Sayın Lütfü Bey'e ne demişler? Belki şakayla karışık, belki ciddi. Siverek'i Ergani'ye bağlayacağız. Rüyanda görürsün sen onu, rüyanda. Rüyanda. Şimdi hamasi duygularla konuşmayalım. Proje üretelim. Nedir? Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, ki Başkanı Kemal Derviş özellikle Türkiye'ye çok büyük destek veriyor. Hak olmadı adeta bir Türkiye'nin. Kemal Derviş'in Ağustos'ta görev süresi bitiyor. Ha, Fahri Başkan olarak kalacak. Kendisiyle diyaloğa girebilecek adamlarımız var. Proje üretelim. Siverek'i yeni baştan yıkalım, yapalım. Proje olsun. Biz verelim içeriye. Kabul eder etmez ayrı mesele. Gençler niye soğuk kalıyor? Çünkü gençlerin omuzuna hiç kimse sorumluluğu yüklememiş. Niye gelmiyorlar derneğinize? Kendimden örnek vereyim. İlgi duymadık ki. Buraya eğer bir sanatçı gelmiş olsaydı, inanın yeri söylerimize alıp gelirdik. Ha, ama bu kadar ciddi bir konuda buraya gelen insanların inanmış olduklarını da biliyorsunuz değil mi? Buna gönül vermiş insanlar bunlar. Boş gelip alkışlamıyorlar. Boş yere gelip burada zamanımızı almıyorlar. Ha, o zaman biz uluslararası projeler geliştirelim. Dünyada ses getirecek. Çiftçiliğimizle, hayvancılığımızla, kentsel yapımızla 1000 yıllık altyapıyı, üst yapıyı öyle bir proje hazırlayıp içeriye verelim. Slaytlar hazırlayalım. Sesimizi, bakın bizim de diasporamız var. Yok mu? İstanbul'da yok mu Siverekliler? Ankara'da yok mu? İşte bunlar diaspora. Bunların dernekleri yok mu? Var. Çok etkin insanlar bunların içinde var. Bunların tanıdığı çok etkin insanlar var. Bunları devreye koyalım. Yurt içinden ve yurt dışından bugünden itibaren sizlere Başbakanlığın web sitesinin adresini veriyorum. Unutmayın. BİMER diye girerseniz Başbakanlığın bu resmi sitesidir. Oradan sesinizi duyurabilirsiniz. Biz orayı bombardımana tutmak zorundayız. Bunu yapmak zorundayız ki bilsin bu kadar ciddi. Yurt dışında tanıdıklarımız varsa onları, şehir dışında onları, her taraftan, her kesimde ismimizi belirterek saygı çerçevesinde, çünkü Başbakan'a hitabeyi biz yazılarımızı yazacağız. Bunu bilelim. Hiçbir siyasi partiye eğilim göstermiyoruz, hiçbirini dışlamıyoruz. Hepsi bizimdir, hepsi bizim için çalışıyor. Ama bu saatten sonra
Eskiden özne milletvekili olarak karşımıza çıkanlardı. Biz nesneydik. Bu saatten sonra özne Siverek halkıdır. Nesne milletvekili adayıdır. Baban dahi olsa önce vilayet, sonra oy. Önce yatırım, sonra oy. Diyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Buyurun. Diyoruz konuşmasından dolayı. Mikrofonu tekrar saz arkadaşlarla bırakıyorum. Ismini zikrediyorum ve son bir alkış rica ediyorum.